aslında iyi yazıklanan çok daha iyi görüyorum. Kötü misalleri öne sürmenin manası yok. Burada Almanya bugün en iyi bilimde sürenleri burada yetişen Türkler. Bugün ne bileyim televizyonda sunucular, yok televizyonda oyuncular, yok komedyenler, yok çeşitlilik sahalarda çok başarı gösteren ikinci kuşak Türkler var burada. Yani bunu artık yaman atmamak gerekiyor. Kaldı ki bunlar hiç yoktan yetiştiler. Yani kendilerine ne yetiştiler? Ben Almanya'daki Türkler öyküsünü başarı öyküsü olarak görüyorum. Yani kötü misalleri de Almanlar da kötü misalleri var. Yani bunu büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili seyircilerim.